Önce çalıyor, cevap vermiyordu. Şimdi komple kapalı. Bir ara bakalım Alper'i. Usta'ya verdiği adres neymiş? İkisi de sence birer şans verilmeyi hak etmiyor mu insancığım? Efendim, bunlar tehlikeli adamlar. Bunlarla anlaşma sağlanılmaz. Ben akıllı her adamla anlaşırım. Daha önce düşmanım olup olmamaları önemli değil. Ayrıca elimde değiller mi? Anlaşmazlarsa öldürürüm. Ben bu işten zarar göreceğim efendim. Özellikle Polat Alemdar bir şekilde buradan kurtulursa beni yaşatmaz. Buradan benim isteğim dışında kimse çıkamaz. Seni cehennemden kurtulan birini duydun mu? Ersoy Ulu Bey'i ben destekledim eylemleri konusunda. Ben kaç yıldır mezhep işini planlıyorum Şamir. Beni satmayacaksınız değil mi? Beni satarsanız bu işten istediğiniz sonucu alamayacağınızı garanti ederim. Bu iş her ikimizin işi. Avrupa'da mezhep işinde ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Endişe edecek bir şey yok. Feller'le bu konuyu görüştünüz mü? Feller seçimlere kadar herhangi bir şey olmamasını istiyor. Ama açıkçası onu dinleyecek değilim. O Orta Doğu ile ilgilensin. Ona yeterince uğraşacak konu verdik. Sadece Suriye'nin ne olacağıyla ilgilenmesi bile bize bir yıl süre kazandırır. Türk ordusunu Suriye'ye sokacağını duydum. Feller bizim iznimiz olmadan böyle bir şey yapamaz. Türk ordusu girmezse İran sizinle komşu olur. Suriye'deki etkisini biliyorsun. Bir tarafında Lübnan'daki Şiiler, diğer tarafında Suriye'dekiler. Türk askeri Suriye topraklarına adımını attığı anda Türkiye'yi kan gölüne çeviririm. Ben İran'la komşu da olurum, kavga da ederim. Ama Türkler Halep'e, Şam'a girdikleri anda gözlerini Kudüs'e çevirecektir. Suriye, Orta Doğu'nun fitili. Fitil ateşlendiğinde her ülke bu patlamadan payına düşeni alacaktır. Suriye Kürtleri ile Irak Kürtleri birleşme yoluna gidecektir. İran Kürtleri ve Türkiye Kürtleri de akabinde bu birleşmeye katılacaktır. Siz buna izin verir misiniz? İsrail'le oyun oynanmaz.
Eğer istediklerimiz bölgede olmazsa, bizim yarattığımız cehennemden herkes payına düşeni alacaktır. Efendim, Aron Feller ve ekibi Ersoy Ulubey ile Polat Alemdar'ı aynı anda ele geçirmiş. Oyuna karşı oyun. Feller asla oyunlarından vazgeçmeyecek. Bu Feller'le sizin aranızdaki bir oyun. Kolaylıklar dilerim. Neredeler öğrenin. Oradan Ersoy canlı, Polat Alemdar tabuta çıkacak. Hadi. Arıyorum arıyorum, ulaşamıyorum. Nazife anne uyandı. Biz de arıyoruz savcanım da yok. Nasıl yok? Seni aradı mı Cahit? Aramadı. Yok işte. Ersoy'u bir yerde sıkıştırdı. Ersoy diyor, usta da yok. Yeter bu Ersoy artık. Ben nereden bulacağımı biliyorum bu adamı. Nereden bulacaksan söyle de beraber bulalım savcanım. Abinizin kız arkadaşından. Nereden olacak? Ustanın kız arkadaşı kim lan? İnci Tataroğlu'nu söylüyor. Bak, sözümü tuttum be. Benim canım. Oğlum nerede? Gelsin onu da göreyim. Kızım, Polat'a haber ver. Efendim? Sen bir bak kızım. Belki gelmiştir. Peki Ömer baba. O yılanın peşine gitti değil mi? Bilmiyorum hanım. Gelsin de kendisine soralım. Sen şimdi perişan olmuşsundur. Benim pişirmediğim yemeği bile yemezsin. Şimdi benim düşünme zamanı değil. Kendime bakarım. 50 senedir bir başıma bir yere gidemedim. Seni bırakırsam aklım kalır diye. Ben düşünmeyeyim de seni kim düşünsün? Haklısın hanım. Haklısın. Ne zaman çıkacakmışsın buradan? Ameliyata daha girmen lazımmış. Niçin? Sağlıkla ayağa kalkabilmen için. Yapmadılar mı ameliyat? Ne edeceklerse etselerdi ya. Önce hayati tehlikeyi atlatman için uğraştı doktorlar, sağ olsunlar. Neyim var bey? Kurşun olmadık bir yere isabet etmiş. İkinci ameliyat onun için şartmış. Açık konuş Ömer Bey. Ameliyat olmazsam ne olur? Ayağa kalkman sıkıntıya girebilirmiş. E yapsınlar o zaman. Ameliyat riskli dedim ya. Hayatın tehlikeye girebilirmiş. Ya felç kalacağım ya da öleceğim, öyle mi? Ne olacağını Allah bilir hanım. Ama doktorların söylediği bu. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsan ben onu diyorum.
Polat ne diyor? O da aynısını. Oğlum gelsin. Ne karar veriyorsam ben kaderime razıyım. Ziyaretine geldim. Yoktun. Validen börek ikram ettin. Senin bu hayatta hiç değer verdiğin, saygı duyduğun bir şey yok mu? Sana da, annene de saygı duyuyorum. Bak, sizi birbirinizden ayırmadım. Ne var biraz da kadıncağıza vakit ayırsan, eli ayağı olsan? Devlet babana çok hizmet etti. Biraz da anneciğine hizmet et. Sana kızdığımı, öfkelendiğimi düşünüyorsan yanılıyorsun. Sana başından beri sadece acıyor. Bir şey yapmaya çalışıyorsun, doğru ya da yanlış. Ne yapmak istiyorsan, bunun yolu Memati'nin oğlunu öldürmek. Annemi öldürmekten beter etmek mi? Laftan anlamıyorsun ki başka türlü. Sana 3 kere önüme çıkma dedim. Birincisinde mekanına geldim dedim, dinlemedin. İkincisinde Memati'nin oğlunu aldım, mesaj yolladım, dinlemedin. Üçüncüsünde babanı ziyaret ettim, yine dinlemedin. Benimle doğru düzgün konuş. Doğru düzgün anlat bileyim. Bak burada ikimiz de paket vaziyetteyiz. Ölür müyüz, kalır mıyız belli değil. Bilmediğim bir şey kaldı mı Polat Hanım? Memati'nin oğlunu öldürdüğünde dedim ki namlık. İnsanları korkutmak için. Ordu kuracak, ordusu için de para lazım. Ama geldim tepene bindim. Ordunu 2 dakikada dağıttım. Ben yapmasam başka biri çıkıp yapacak. Sana izin verirler mi? Yol verirler mi zannediyorsun? Ben yapamazsam... Benden sonra biri yapacak. Ben yol istemiyorum. Yol açıyorum. Yol açılsın ki insanların dokunulmazlara karşı korkusu kalksın. Sizin dokunulmaz dediğiniz değer, saygı dediğiniz her şeye dokunuyorum. Niye diye soruyorsun? Benim saygı duyduğum, değer verdiğim her şeye dokundum. Bu Amerikalılar var ya, bu gladyocular. İnandığımız bütün her şeye daha fazla inandırıp sonra üstüne basıp basıp geçtiler. Onlardan öğrendiklerini mi uyguluyorsun? Ben iyi bir öğrenciyim. Onlar zamanında yetiştirdikleri çocuklarını ezip geçtiler. Sen benden ve arkadaşlarımdan ne istiyorsun? Biliyorsun ki bizi ezseler de, öldürseler de biz kimsenin uşağı olmadık olmayız. Biz yolumuzdan dönmeyiz, şaşmayız. İsterseniz bütün sevdiklerimizi teker teker öldürün. Ne zaman ettiğimiz yeminden, verdiğimiz sözden vazgeçtik ki? Boşa kürek çeken bir adamsın. Ben de sana üzülüyorum. İhtiyarlar seni öyle bir kandırıyor ki. Gel, beraber hareket edelim. Nasılsa yarından sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Nasıl olmayacakmış? Bak, burada her şey kayıt altındayken söylüyorum. Devletin tepesinde kim varsa yok edecek. Hayırdır? Sana çay içmeye mi geliyor devletin tepesi? Zehir mi atacaksın çaylarına, kahvelerine? Görürsün. Buradan kurtulursan tabii.
Sen kesin gidiyorsun. Ben diye bir şey yok Polat Alemdar. Beni öldürseler de benim yerimi alacaklar, bu işi yapacaklar. Madem ben diye bir şey yok diyorsun, ben de sana şunu söylüyorum ki, seni de senden sonrakileri de öldüreceğim. Ben yapmazsam benden sonrakiler yapacak. Bizim devletimiz kuşatılmış olabilir. İçinden senin gibi hainler çıkıyor olabilir. Kendi devletiyle sürekli kavga ediyor olabilir. Ama bu devletin öyle bir milleti var ki, bin kere yansa da bin kere küllerinden doğar. Senin gibi hainleri de yok eder. Siz Türklerin en kötü özelliklerinden biri tartışma kültürüne sahip olmamanız. Neden hemen birbirinizi öldürmek istiyorsunuz? Sizin gibi iki yüzlü olmaktansa birbirimizi öldürürüz daha iyi. Yok yok, Polat Alemdar. Sizi de alıştırdık kendimize. Biz seninle Ersoy kaldı, adetlerimize alıştıramadınız. Sayın Feller, Amerika'da kölelik 1970'te kaldırılmadı mı? Bütün dünyayı kendimize köle etmeye karar verince mecburen içeridekilerden vazgeçtik. Dünkü köle tüccarlarının tamamına yakını bugün dünyayı sattıkları silahlarla, mallarla esir ettiler. Haklısınız. Bunun daha karlı olduğunu anlatmak epey vaktimizi aldı. Bizimle vakit harcayacağınıza biraz daha kölelerinize vakit ayırsanız. Bakın hepsi tek tek isyan ediyorlar. Gün gelecek ülkenizi başınıza yıkacaklar. Bunu ben görmeyeceğim muhtemelen. Sizin ikinizin görmemesi de buradaki davranışlarınıza bağlı. Ne istiyorsunuz? Birincisi şunu idrak et. Bu toprakların sahibi benim. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ben izin verdikçe. Her ikinizi de birlikte buraya davet etmemin sebebi de bıraksaydım birinizden biri ya da ikiniz birden ölecektiniz. Bu bile benim iznime bağlı. Artık bunu anlayın. İkincisi, bu daha çok seni ilgilendiriyor. Türkiye'yi karıştırmak istemeni anlıyorum. Ama buna şimdilik izin vereceğimi zannetmiyorum. Devletin tepesini öldüreceğinden bahsediyordun sevgili düşmanına. Nasıl yapmayı planladığını merak ettim. Göreceksiniz. Hepsini birden mi öldüreceksin? Ben insan ayırmayı sevmem. Benim Türkiye'ye bu kadar ihtiyacım varken sen Türkiye'yi ateşe atacaksın. Sizin attığınız ateşten daha iyidir. Ben nereyi yakıp nereyi yakmayacağımı iyi biliyorum. Siz her şeyi birden yakıyorsunuz. Şamir seni çok şımartıyor. Fazla hayal kurmana sebep oluyor bu. Madem Ersoy'a izin vermeyecektiniz, bıraksaydınız öldürseydim. Dediğim gibi Polat, kimin ne zaman öleceğine ben karar veririm. Ersoy benim de senin de öldürmek istediğin adamlar arasında. Sevmediklerim, fazlaca Türkiye'nin çıkarlarını düşünenler var. Ama izin veriyorum, bir yere kadar. Benim şahıslarla bir problemim yok. Kim iyi, kim kötü beni ilgilendirmiyor. Bu topraklar ancak demir yumrukla yönetilir. Benim yumruğumdan daha güçlüsünü göremiyorum. Polat Alemdar'a ayıp olmadı mı biraz? Onun yumruğunu biraz zayıflattım. Siz aranızda deli saçması konuşacaksanız beni başka yere alın. Siz de pazarlığınızı yapın. Ne size ne söylediklerinize tahammülüm var. Thank you.
Polat Alemdar burada bizimle olmak istemiyor. Onu başka bir yere al. Emredersiniz efendim. Gelin. Size Aron Feller'le görüşeceğimi söyledim. Kendisine haber verilecek. Buyurun lütfen. Sen bana rağmen bir şey yapabileceğini nasıl düşünürsün? Size rağmen bir şey yapmamı istemiyorsanız benim önümü açın. Sıranı beklemeyi bilmiyorsun Ersoy. Ben mi bilmiyorum? Kaç yıldır bekliyorum? Yaşlandım Sayın Feller. Yaşlanan insanların hayalleri de sınırlı olur. Senin hayal gücün yaşlanmadı. Herkesi öldürmek istiyorsun. Nasıl yapacak mısın bunu? Dediğim gibi yapacağım. Siz dünyada nasıl yapıyorsanız biz de aynı şekilde yapacağız. Terör yaratacağım. Terörle insanları da korku yaratacağım. Korkuyla insanların sağlıklı düşünmesini engelleyeceğim. Ve kendime itaat ettireceğim. Bu bölgedeki bütün despotları tek tek değiştirirken seni neden devletin başına getirelim ki? Siz getirmeyeceksiniz. Ben geleceğim. Siz de ben getirdim diyeceksiniz. Senin bu dediklerini herhangi bir akıl hastanesinde herhangi bir deliye sorsam o da söyler. Göreceksiniz. Misafirimiz mi var Uzun? Evet efendim. Dur tahmin edeyim. Kamil değil mi? Evet efendim. Senin akıl hastanesinin başhekimi gelmiş. Bakalım seni bırakmam için beni ikna edebilecek mi? Thank you.
nasıl oluyor? Hep üste çıkmak ister. Sen fazla gözüne gözükme. Şamirciğim, korkarım birçok adamımın bana değil, sana hizmet ettiğini düşününce. Onlar senin gibi değil, gerçek Siyonistler. Ve devletlerine hizmet ediyorlar. O zaman bu gerçek Siyonistler sana zamanında haber verselerdi. Adamın Ersoy'u ben değil, sen kurtarsaydın Polat Alemdar'ın elinde. Polat Alemdar, Siyonizmin en büyük düşmanı. Onu ya burada gözümün önünde öldüreceksin, ya da bana teslim edeceksin. Niye böyle bir şey yapayım? Onun sayesinde Ersoy gibi unuttuğum adamları hatırlıyorum. Türkiye'de sen ve ben o kadar çok adam kullandık ki, bunların tamamını tasfiye etmek imkansız. Polat Alemdar bizim için bunu yaptı. Ne yaptı? Umurumda bile değil. Orta Doğu'daki bütün hesaplarımızı alt üst ediyor. İnsanlar ona kahraman gözüyle bakıyor. Ve ben bunun giderek tehlikeli bir hal aldığını görüyorum. Polat Alemdar'ı görenler tekrar Kudüs'ü alabileceklerini düşünüyor. Öldürseydiniz, topraklarınızda elini kolunu sallayarak gezdi. Sizi rezil etti. Tamam işte. Bizim yapamadığımızı sen yapacaksın. 14 Mayıs 63. yıl dönümümüz. İsrail için vereceğin en güzel hediye bu olacaktır. Hayır. Senin yüzünden yıllarca bu bölgede diktatörlere tahammül ettik. Şimdi Arap halkları diktatörlerini bir bir yıkmaya başladı. Ben siz rahat yaşayın diye bunu kontrol etmeye çalışıp olayları lehimize çeviriyorum. Size bu kadar hediye çok bile. İnci Hanım, savcı Leyla Hanım'ın geldiğini güvenlikten bildirdiler. Bekletmeyin, alın. Peki efendim. Siz buraya geldiğinize göre hastanede işler yoluna girdi demek ki. Yolunda, yolunda. Kahvenizi nasıl içersiniz? Kahveyi ben adliyede ikram edeyim. Geçen günkü konuyla ilgili imza atmanız gerekiyor. Ben de buradan geçiyordum. Sizi alıp öyle geçeyim dedim. Zahmet ettiniz. Ben avukatımla gelirdim. Avukatlık bir şey yok. İkimiz aramızda hallederiz. Biraz işim var Leyla'cığım. Nasıl yapsak bilemedim. İlla polis mi yollayayım? Tamam tamam, gelirim. Polise gerek yok. İsrailliler sana çok kızgın. İlla öldürmemi istiyorlar. Öldürsen de o zaman. Irktaşlarını niye kırıyorsun? Yaşamaktan bıktın mı? Biz yaşamı da ölümü de sizin gibi gözümüzde büyütmeyiz. Bu canı veren alacak nasılsa. Hazırsın ölüme yani. Ben çifte kefenli geziyorum yıllardır. Birinci kefeni babam bana giydirdi. Kendi çıkarlarım için can atmamayı öğreterek. İkinci kefeni ise devlet bana giydirdi. Ona hizmet etmekten başka bir hayatı reddederek. Sana çifte kefen değil, çifte zırh kuşandırmışlar. Zırhlar insanı korur ama yorar. Benim seninle hiçbir zaman, hiçbir şekilde,
Hiçbir şartta anlaşmayacağımı bile bile neden benimle pazarlık yapıyorsun? Bu hayatta hiçbir şeyin üstünden pazarlık yapmaz mısın? Her insanın pazarlık yapacağı bir nokta vardır. Sevdiklerimi tek tek elimden alıyorsunuz. Bir an bile sizinle pazarlık yapmayı düşündün mü? Bence düşünmelisin. Ben senden kötü bir şey istemiyorum ki. Birlikte çalışmak istiyorum. Gücüne güç katmak istiyorum. Türkiye'yi ayaklarının altına sermek istiyorum. Benden öncekilere de serdiniz. Ne oldular? Hangisi sonsuzluğa ulaştı? En güçlüler bugün nerede? Onların çocuklarını bile varlık içinde yaşatıyoruz. Benim miras bırakacağım kimsem yok. Benden böyle bir kirli miras bekleyen de yok. Buyurun efendim, beni emrediniz. Bize izin ver. Ama efendim... Amerikalı mısınız? Yahudi misiniz? Artık kararınızı verin. Emredersiniz efendim. Ersoy Ulu Bey canlı olarak çıkacak buradan. Sen ellerinle Polat Alemdar'ı öldüreceksin. Emredersiniz efendim. Bu görev için gerekirse hayatını kaybedeceksin. Biliyorsun değil mi? Biliyorum efendim. Bu benim için bir şereftir. Sizlerle gurur duyuyorum. Ekibini oluştur, işi bitir. Tanıştırayım. Alper Bey, İnce Hanım. Alper Bey istihbarattan. Öyle mi? Memnun oldum. Siz özel konuşacaksanız ben dışarıda bekleyeyim. Yo yo. Alper Bey sizin için burada. Anlamadım. Ersoy Ulu Bey'le sık görüşüyormuşsunuz. Belki bize yerini söylemek istersiniz. Ben bilmiyorum. Belki avukatım biliyordur. Savcı hanım. Hanımefendi bize söyler. Biz de gerekeni yaparız. Siz hiç uğraşmayın. Ne diyorsunuz siz? Çıldırdınız mı? Bana bak. Sen çıldırmışsın çıldıracağın kadar. Artık kendine gelme vakti. Arkadaşlar seni kendine getirir nasılsa. Ben hanımefendinin ifadesini aldım. Kendisi adliyeden ayrıldı. Tamam savcı hanım. Leyla. Bu senin sonun olacak. Arkadaşlar Şamil'in üssün içinde bazı kimselerle temasa geçtiğini söyledi. Kiminle temas ettiyse öldürün. Ünsal burada mı? Yok. Nerede? Randevu alın sorun. Ben nereden bileyim? Seni buraya kazık diye mi diktiler lan? Ünsal nerede? Bugün gelmedi. Gelirsin ararsın. Deyin ki Memati Baş onu arıyormuş. Beni bir daha buraya getirtmesin. Ne
şişmana gülüyorum Münir. Kayseri berber halinin büyük. Sana da benziyor. Ne yapıyorsunuz? Neren benziyor ana? Ya, İkinizin de kafası çalışmıyor. Yasin nerede sen? Bir dakika dur. Sen beni hiç tanımamışsın. Söz dinlemiyorsunuz ki. Ben de istemem. Devam. Söz dinlemeyen insanın başı beladan kurtulmaz. Ya abicim ben sana söyleyeyim. Kurşunu yiyen benim. Lafı işiten de benim. Sen bu İstanbul'da kaldıkça ya kurşun yersin ya laf işitirsin. Elini kopardılar. Kafanı koparmadan gidelim oğul. Ana, oralarda bana hayat yok. Kimse beni rahat bırakmaz. Sanki burada bırakıyorlar. Örgüttekiler de seni kandırdı. Bunlar da seni kandırıyor. Ersoy Bey'e bakınca diyorsun ki adam gibi adam. Ama sıfatla elbiseyle olmuyor ki bu işler. Ha dağdaki eşkıya, ha bu şehir eşkıyası. Senin aklın ermez bu işler. Abdüley Bey? Ersoy buraya hiç gelmedi değil mi? Hayır gelmedi. Emin misin? Gelseydi muhakkak haberim olurdu. Sen yine de dikkatli ol. Sen babanlar ne şart buluş. Kurban olurum Zülfüm. O zaman yoktur. Kaç gündür nasıl göresim vardı seni? Hoş gelmişsin. Nerelerdesin sen? Hamid'im yine yataklara düştü. Bir arayıp sormazsın. Başımızda öyle bir iş var ki. Anca soluk buldum da geldim ona. Hayır mı? Nazife anneyi vurdu bunun ağası. Bismillah tövbe. Nazife Hanım, bu benim gittiğim hanım değil mi? Polat'ın anası. He ana. Nasıl vurdu? Evine girdi kimse yokken. Kadıncağıza sıktı kurşunu. Hem de öyle sıktı ki kadın bir ömür ayağa kalkamasın, yatalak olsun diye sıktı. Az bile yapmış. Polat da beni ne hale soktu. Sen erkeksin. Nerede görülmüş, nerede duyulmuş bir kadına kurşun atıldı? Hele bir anaya. Bizim örfümüzde, adetimizde, töremizde var mı? Ana, bunlar ne örf biliyor ne adet. Bizden başka bir şey bildikleri yok. Eğer burada oğlum bana kurşun yerini söylemezse, billahi oğlunu öldüreceğim. O kadıncağız beni nasıl ağırladı sen biliyor musun? Ne kadar hoş bir hanım. Benim gözyaşımla gözyaşı döktü. Polat diye düşman bildiğiniz çocuğu bakmış büyütmüş. Kendi öz çocuğu bile değil. Nasıl üstüne titremiş. Bana ne ana? O da analığına sahip çıkayım. Ona buna kurşun sıkacağına. Söyleyeceksin odamızsızın yerini. Yeter senin ettiğin. Hele çekil git başımdan ana. Al vur bunu. Ben kendime söndürmem. Havanaya kurşun sıkmışlar. Al bana. Ana müsaade et biz konuşalım. Bundan sonra müsaade yok. Şimdiye kadar müsaade ettim. Başımıza gelmeyen kalmadı. Söyleyeceksin o yılanın yerini. Bilmiyorum. Bileceksin. Ana çekil git dedim. Billahi vururum. Vallahi vururum. Dillahi vururum. Sen de benim oğlumsun. Ölene kadar vurmazsan hakkımı helal etmem.
Ne demek bir anaya kurşun sıkmak? Sizin eşkıyalardan bir farkınız kalmadı mı? Onlar çocuğa anaya kurşun atıyordu. Hani sizin şerefiniz? Bana bak, benim haberim yok. Attılar buraya. Ne gelen var ne de giden. Oğuz mu yanında gezdirdiği sırık? Telefonunu ver bana. Kapalı telefon. Aradım kaç kere. Yok mu başka adamları? Onların telefonundan ara. Al telefonu. Kimi istiyorsan ara. Oğuz telefonunu değiştirmişse hepsi değiştirmiştir. Bedelini ağır ödeyeceksin. Sen önce bir yaptıklarının bedelini öde. Buradan çıkarsan ödetirsin. Biz de öderiz. Ben İnci Tataroğlu'yum. Davut Tataroğlu'nun kızıyım. Beni sorgulayamazsınız. Ben Türkiye'nin en güçlü ailesindenim. Bey nerede? Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Bana ulaştıkları telefonları ben zaten size verdim. Ersoy Ulu Bey nerede? Bilmiyorum. Sen biraz daha düş. Hanginiz Şamir'den direkt talimat alıyorsunuz? Peki. Hala konuşmayacak mısınız? Şamir'den direktif alan bu. Sen mi Şamir'den direktif alıyorsun? Evet. Şamir sana Ersoy'u kaçırma talimatını verdi. Evet. Polat'ı da öldüreceksiniz. Evet. İkisini de öldürürsen yaşamana izin vereceğim. Her ikisi de ölecek.
yanıma talepler alır. Biz seninle böyle anlaşmadık. Geçmiş olsun. Bırak teşrifat. Gel otur da bir işe yarar. Süre ortalıktan çekil. Üst üste saldırıp hata ediyoruz. Sana ne benim hatalarımdan? Peki. Sen bilirsin. Bu sefer plan ne? Devlet ricalini ortadan kaldıracağım. Yok daha neler. Sen bir şey mi diyorsun? Meclis başkanlığı, başbakanı, genel kurmay başkanını, ana muhalefet liderini, dört kuvvet komutanını, istihbarat
istihbarat müsteşarını, hepsini aynı anda öldüreceğim. Sayın Cumhurbaşkanı'na tankla ilgili briefing verildikten sonra gerekli güvenlik önlemleri alınarak fabrika alanı gezilecek. Emredersiniz. Ben geçen anlattıklarınızı düşündüm Hüseyin Bey. Sizinle çalışmaya karar verdim. Memnun oldum Yaşar Bey. Eminim siz de memnun kalacaksınız. Artık Kenan'a ne dediyseniz kafamı ütüledi. Biz Hüseyin Bey'le çok iyi anlaşıyoruz baba. Bize bir hafta değerlendirecek para verin Yaşar Bey. Size kendimizi ispat edelim. Yurt dışında kayıt dışı paralarım var. Onları sisteme sokabilir misiniz? Her sistemin bir açığı vardır Yaşar Bey. Ben kumar masasına oturduğumda oyunu kaç parayla oynayacağımı, kaç para kaybedip kaç para kazanacağımı bilirim. Bu dediğiniz işte size 50 milyon dolar versem. 100 milyon dolar verirseniz bir haftada size 130 milyon dolar olarak iade ederim. Bizim işten bayağı karlıymış. O kadar değil Yaşar Bey ama en azından riski az. Abi. Usta ne oldu? Anlatırım Emati. Abdüley, arayın acil Alper gelsin. Tamam abi. Alper neredesin? Acil hastaneye gel. Annem nasıl? İyi usta. Ömer baba gördü. Anne seni görmek istiyormuş. Bir kendime geleyim, göreceğim Memati. Cahit. Tamam abi, getiriyorum. Enteresan şeyler anlatıyor Hüseyin Bey. Benim bütün düşüncelerimi değiştirdi. Sizi de tanıştırmak istiyorum. Neticede parası olanın daha fazla kazanacağı bir sistem. Pusat nerede anne? Aradım geleceğim dedi. Ama sesi kötüydü. Sen biliyor musun canına niye sıkkın olduğunu? Bana bir şey anlattı yok ki. Kenan? Efendim? Babamın bir ortağını ellerinde tutuyorlarmış. Pusat'ın işin içinde olduğunu söyledim, babama rica ettim. Pusat'a dokunmadılar ama adamı da aldılar. Sen kardeşime böyle bir şey nasıl yaparsın? Ben kardeşinin hayatını kurtardım. Kimmiş babanın ortağı? Haşim Ağa. Norşinli diyorlar. Tanıyorum. İyi yapmışsın. Anne, şimdi Pusat nasıl Polat'la Memati'nin yüzüne bakacak? Polat Pusat'ı oraya koymuşsa, Kenan'ın üstünden kurtulmasını planlamıştır. Yoksa koymazdı. Servi, kapıya bak. Seninle bu işi sonra konuşacağız. Ben Pusat'ı gerçekten çok severim. Biliyorsunuz değil mi? Yani aklınızda herhangi bir şey olsun istemem. Sen Pusat'ın kardeşisin artık. Bu mu kardeşim? Pusat! Ne yapıyorsun? Kim? Pusat! Seni öldürürüm lan. Öldürürüm. Pusat! Pusat! Otur.
Her ne olursa olsun, aile olduğunuzu unutmayın. Efendim Tuncay Bey. Geldi mi Polat? Tamam. Teşekkür ederim haber verdiğin için. Adliyedeyim. Geleceğim hastaneye şimdi. Teşekkür ederim. Çayını iç, öyle çık savcı hanım. Ellerin mi demledim? Oldu mu İsmail? Usta kadını bıraksınlar dedi. Bu kadını bırakırsak başımızı ağrıtacak. Rahat olsunlar dedi. Hiçbir şey yapamaz. Nasıl diyorsa öyle. Hadi çabuk. Hastaneye bekliyor seni. Çık. Biraz dinle. İyi olduğunda seni gazetene bırakacaklar. Neden kararı sen vermiyorsun? Korkuyorum. İstiyorsan güzel anacığım benim, biraz daha bekleyelim. Başka doktorlara gösterin. Yurt dışına götüreyim seni. O hepsinden beter evladım. Ne olacaksa olsun, ben ölmekten korkmuyorum. Seni ve babanı mağdur etmekten korkuyorum. O nasıl laf? Seni ben başımın üstünde taşırım. Biliyorum. Allah herkese senin gibi evlat versin. Anacığım, ben arkadaşlarla konuşayım. Tuncay Bey'le istişare edeyim. Ona göre bir karar veririm. Polat'ım, o yılanın peşinden gitmeni istemiyorum. Bırak Allah'ından bulsun. Bunları sonra konuşuruz anne. Sen kendine dert etme bunları. Bütün derdim senle baba. Artık bu yılan yüzünden hiç kimsenin üzülmesini istemiyorum oğlum. Kimse üzülmeyecek anne. Sana söz veriyorum. Alper, devlet ricali yarın bir yerde toplanıyor mu? Niçin sordun usta? Ersoy hepsini öldürmeyi planlıyormuş. Yarın olduğundan emin misin usta? Belki 19 Mayıs'ı kastediyordur. O da aklıma geldi ama sen yarını bir sor. Hı hı, tamam. Çok hırpalamışlar mı İnci'yi? Biraz korkmuştur, o kadar. Usta, var mı bir şeyiniz? Bir ince eksikti Memati. Abi, benim anlamadığım, Feller senin kaçmana niye izin verdi? Niyesi var mı Abdüley?
Ersoy'un işini engellemem için. Bunlar da ne kadar seviyor oyun oynamayı. İşlerinden madem haz etmiyorlar, bıraksalar da öldüreydin. Amerikalılar dünyayı biraz güçleriyle, biraz da bu oynadıkları oyunla yönetiyorlar. Ersoy'u öldürmemesini merak etmiyorum. Bu adam ısrarla beni niye öldürmüyor? Elinde kaç keredir imkan var? Benim daha ne zaafım var ki benimle çalışmayı umuyor, vazgeçmiyor. Usta, enteresan bir şey var. Devletin tepesindeki herkesin yarın İstanbul programı var. Hiçbirinin ortak değil programı. Ama hepsi. Dört kuvvet komutanıyla genelkurmay başkanı dahil. Muhakkak bir yerde buluşacaklar demek ki. Ne afet, neyse buluşacakları şeyi öğren. Mümkünse buluşmalarını engelle. Usta, madem Ersoy onlara bir şey yapacak, iptal ettirmek için tepesine binelim. Bu riski alamayız Memati. Tamam usta. Ya dayı, niye fıtfıtık düşmüş sağa? Yat işlerdin lan ha. Yat. Yapacak öldürmedi, yatak öldürecek beni. Dayı, bu yeni kanın sana çok iyi geldi. Geldi değil mi? O ne mübarek kanmış. Getirin hele o adamla bir helalleşek. Yoksa öbür tarafta bizi borçlu morçlu çıkarmasın oğlum. Yok, ben helallik aldım dayı. Olsun. Allah Allah, ben kendi kulağımla duyam. Sonra münkar der ki sen duydun mu? Münkir der ki sen gördün mü? Ben alam gelem dayı. Al gel benim en hasiye gelim. Biz de seninle gidek de bir geçmiş olsun diyek Ömer babaya. Adam perişan olmuştur şimdi. Gidek dayı. İmdat, daim üstünü giyene kadar biz bakak Ömer baba müsait mi? Olur dayı. Oğlum siz bir iş mi çevirsiniz? Ne iş çevirek dayı? Bilmiyorum. Ne iş çevirsiniz? Tövbe yarabbi, hakket huyun değişti. Biz ne zaman senin arkandan iş çevirmişik? İmdat. Gel hele gel. Tut hele. Tamam. Hadi geç sen. Lan oğlum. Ne laf söz edilsin getirem metrem diye. Dayı, hayat hanımı getirir miyim? Tutacağım birinin kolundan, getireceğim. Seni görem. Yengen gel ne demiş? İyiler dayı, seni çok özlemiş. Ele bir hücraya götürmüşüm ki korkam ben bile bulamam evlerin yolunu. Aferin. Sen bulama ki hasımlarımız da bulamaz. Hadi görelim sen hadi. We'll be right back.
iki kadını bulup bana getir. Zaza benim kadınımı öldürdü. Ben de onunkileri öldüreceğim. Hayırdır Alper Bey? Bu saatte görüşmek istiyorsun. Buyurun. Paşam, bütün herkesi topluyormuşsunuz yarın. Sen nereden duydun? Yaptığımız iş istihbarat. Bunu bizden başka bilen yok. Siz başka bir şey biliyorsunuz. Bir sıkıntı mı var? Var. Söyleyecek misiniz ne olduğunu? Milli Tank Projesi ilk defa devletin zirvesine arz edilecek. Bunu bizden niye saklıyorsunuz? Emir öyle. İyi paşam. Başka zamanı erteleyin o halde. Bize gelen bilgilere göre büyük çaplı bir eylem planlanıyor. Kime karşı? Orada kim varsa hepsine karşı. Ben derhal ileteceğim. Toplantı tehir edilecektir. Nasıl, annemiz iyi mi? İyi olacak inşallah. İnşallah, inşallah. Aman iyi olsun. Var mı yapacağımız bir şey baba? Bir şeye ihtiyacın var mı? Dua. Biz kim, dua kim? Benim duam kabul olur mu ki? Olsa bu halde mi olurdu? Evladım, her dua kabul olur. Allah ondan dilenenleri kabul eder. Değilsin. Edek dayı. Sen etme. İmdata söyle o için. O saftır. O mu saf? O var ya, senin ben gibi saflar kaç kere suya götürür, susuz getirir. Ha baba, gör işin halim. Düşmüşüm an bu zalimlerin eline. En iyisi sen anneye dua ederken bağ da et. Şimdi biz de yanlış bir dua ederik mi derik. Başka bir emrin varsa odan bilirsin. Dayı. He? Ya ben rahmetli anamdan hiç dua öğrenmedim ki. Hep ben dua öğrendim. Torpaklara gelesin, şişesin, geberesin. Kan bilmem ne desin. Ağzın gözün eğme. Felç olasın. Kötürüm kalasın. Sadaka verenim bile olmayacak. O yeter oğlum, yeter. Senin rahmetli baban niye bu kadar erken öldü? Şimdi anladım. Değilsen Ersoy'a beddua eden biri ki. Hı? Efendim, beni emretmişsiniz. Annem ameliyat olacak Tuncay. Karar verdiniz mi efendim? Evet. En iyi cerrah arkadaşlar operasyona girecekler. Müsterih olun efendim. Annemiz sağ salim çıkacaktır ameliyattan. İnşallah Tuncay. İnşallah.
Polat Bey odasında olabilir. Evet, Polat Bey'in odasında. Sen ne arıyorsun burada Burçin Hemşire? Fikret Bey sizin çağırdığınızı söyledi Tuncay Bey. Ben çağıracak olsam niye Fikret'ten seni çağırayım? Senin telefonun yok mu bende? Yok, istememiştiniz Tuncay Bey. Aman be kardeşim. Geberecekse gebersin pis lampara. Onunla mı uğraşacağım? Fikret Bey dedi ki Tuncay Bey muhakkak eve gelsin. Sürprizleri varmış. Hiç sevmem kardeşim sürprizleri. Sen eve gitme o zaman. Ben işimi bitirir uğrarım. Peki efendim. Neydi senin numara? 0556 380 1284. Sesin çıkmıyor. Ben de seni Allah için çok seviyorum. Seni sevdiğime teslim ediyorum. Siz de ona teslim olun. Sinetun vela nev lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezi yeşfe'u indehu illa biiznih ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum ve la yuhitune bi şeyin min ilmihi illa bima şa'e ve siya Kürsiyuhu semavatu vel arda ve la yeuduhu hıfzıhuma ve huvel aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbidu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne enemte aleyhim. Gayril mağdûbe aleyhim veleddâlin. Amin. Amin. Selamun aleyküm. Zülfikar ağa. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Buyurun. (Gülüyor)
Hepsi senin yüzünden oldu. O adamları getirdin Cem evine. Onun için örgütçüler mekanımızı bastı. Elini vicdanına koy Can. Polat Alemdar olmayaydı, buradan çok can kaybederdik. Güzel canlar. Zülfikar Ağa'yı hepimiz tanırız. Sayarız ve severiz. Bunca yıldır hangimizin işini görmedi ki? Hangimize destek olmadı ki? Dedem, sağ olasın. Eyvallah. Ama mesele bu değil. Bizim üstümüzden oyun oynamaya çalışmaktalar. Kaç senedir takip ediyorum. Bütün dertleri bu kapıyı ateşin içine atmak. Siz daha Kur'an okumakla, cem etmekle uğraşın. Bizim silahı elimize almamız lazım. Bizim harekete geçmemiz lazım. Yeter ezilen olduk. Sen bu açılım işlerini de destekliyorsun. Kurultaylara adam yolladığını duyduk. Benim bir şeyi desteklediğim falan yok. Bunca yıldır gizli kapaklı yerlerde mübareklerin adını anıyorduk. Yok sayılıyorduk. Devlet bizi dinlemeye karar vermiş. Ben devlete derdimi anlatmayacağım. Kime anlatacağım? Devlet cemevlerini kabul etmiyor. İbadethaneni kabul etmiyor. Mezhebini kabul etmiyor. Devlet kim ki benim nerede ibadet edeceğime karar veriyor. Geç bunları. Allah yeryüzünü bize de mescit kılmadı mı dedem? Kıldı. Devlet benim ibadethanemi tanımamış. Çok tomrumda. Ben devlete vatandaş olarak vergimi veriyorsam o da bana hizmet vermek zorunda. Okulda dersini öğretecek. Cem evinde ibadet etmenin şartlarını hazırlayacak. Bu da senin dediğin gibi silahlı olmaz. Oturup adam gibi konuşarak olur. Benim ibadetle işim olmaz. Sen Alevi değil misin? Aleviyim ama ateistim. Git ulan. O ağzını yıka. Ali'nin adını ağzına alıyorsun. Allah'ı tanımayan Ali'yi nereden tanıyacak? Allah'ın aslanının yolunda nasıl yürüyeceksin? Hadi dışarı. Mezhep işi bizim için ne kadar önemli biliyorsun. Onlar size namaz kılarken nasıl saldırdıysa siz de onları öyle saldıracaksınız. Bize saldıran Ersoy Ulubey ajanı. Biz bunu bile bile nasıl cem evlerini ateş açabiliriz? Ben bir plan yaptım. Bu planı sorgulamak senin haddine değil. Görevin bu planı uygulamak. Daha iki halk birbirine düşman olmadı. Siz bizim halkımızı ne zannediyorsunuz? Mezhep işi daha kolay. Madem dediğin kadar kolay, bizi karıştırmadan işini hallet. Neden bu işe gönülsüzsün? Seçim ortamında ben bunu halkıma anlatamam. Ters teper. Çok oy kaybederiz. Namaz sırasında ölen insanları derin devlete mal etmek daha çok işime gelir. Senin alacağın oy beni ilgilendirmiyor. Dediğimi yap. Ve cem evlerinin üstüne git. Aksi halde Almanya'da örgütün bütün parasını bloke ederim. Bir kuruş para vermem. Beni emretmişsiniz efendim. Git. Polat Alemdar'a de ki Ersoy tank işinden vazgeçmemiş. Aman efendim, beni öldürürler. Ünsalcığım, asıl sen onlarla şimdi temas etmesen seni öldürürler. Şimdi git ki aranız düzelsin. Hem onlara ne kadar değerli bir bilgi götürüyorsun. Thank you.
Usta, sen bu kadar kitabı nasıl okuyorsun? Ne demek nasıl okuyorsun? Benim kafam hiç almıyor stresten. Kitap okuyunca stres mi stres kalmaz Memati? Ben okuduğuma da strese giriyorum. Sen Kerbela'yı okumuyor musun? Evet. İstiyorsan bir tane de sana aldırayım. Yok usta. Ben okuduğuma da strese giriyorum. Bu namussuzlar nasıl peygamber torunlarına kıymışlar diye 1 milyon oluyorum. Ah, ben orada olacaktım ki. Memati, okumazsan unutursun. Günlük hayat o kadar meşgul ediyor ki kendini bile unutuyorsun. Halbuki okuyunca hatırlıyorsun. Ne olduğunu, nereden geldiğini, niye yaratıldığını, hangi amaca hizmet ettiğini. Hedeflerini, ideallerini hatırlıyorsun. En nihayetinde Kerbela'nın bitmediğini ve safını hatırlıyorsun. Hazreti Hüseyin'in peşinden gidenlerden mi, yoksa onun yolunu kesenlerden mi olduğunu hatırlıyorsun. Polat Alemdar burada mı? Bekle, haber vereyim. Abi Ünsal geldi. Abi Yezid daha. Usta, müsaadenle ben şu arkadaşı bir ameliyat alayım. Nazif anne için bir kurban kesmek lazımdı. İtten kurban olmaz. Bırak gelsin. Nasıl bırak gelsin abi? Alıp götürelim morga. Adam buraya geldiğine göre bir diyeceği var ya. Al getir Cahit. Abi bekliyor. Siz burada kalın. Hepinizi tekrar bir arada görmek ne güzel. Hiç mi bir kemiğin kalmamış seni dik tutacak Ünsal? Memati'ciğim, siz bir şey yaptınız, ben bir şey yaptım. Ne şanslısınız ki abiniz burada. Hayatta, başınızda. Niye geldin? Aaron Feller seni büyük kaçışından ötürü tebrik ediyor. Ve ödüllendirmek istiyor. Ersoy Ulu Bey sizinkileri uyutmuş. Planına hala sadık. Tank töreninde devlet ricalini öldürecek. Gücünüz var. Gidin engelleyin. Benim her türlü kaos işime gelir. Bakarsın başbakan olurum. Siz müdahale etmezsiniz. İptal ettik dedirtmezlerdi. Kesin tankın topuyla milleti öldürecek. Abdüley, ara Alper'i. Neredeymiş merasim öğren. Söyle kimseyle temas etmesin. Bizim gideceğimizi söylemesin.
Görüşememiş mi general? Değerli misafir, sizlere Anadolu Kaplanı'nı tanıtmaktan büyük bir onur duyuyorum. Uzun yıllar süren çalışmaların ardından ilk milli tankımız olan Anadolu Kaplanı, tasarımından üretiminde kullanılan en ufak parçasına kadar tamamen milli kaynaklarla yapılmış olup, gerek manevra kabiliyeti, gerek fiziki dayanıklılık, gerekse de ateş gücü bakımından emsallerinin çok ötesinde bir savaş aracı. Durun, geçemezsiniz. Beni tanıyor musun Teğmen? Evet efendim. Ama geçmenize izin veremem. Ersoy Ulu Bey içeridekilere suikast düzenleyecek. Sizi temin ederim, gerekli önlemler alın. Zaten bu yüzden siz de dahil olmak üzere kimseye geçiş izni veremiyorum.